Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende açı konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 11'deyiz ve sol sütundaki en son soruda kalmıştık arkadaşlar. Farklı bir grup soruları olduğu için ilk videoyu burada bırakmıştık ve ikinci videoda buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu videoda güzel şeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Yani güzel şeyi zaten biliyoruz da onu kullanmayı öğreneceğiz daha doğrusu. Özellikle iki iç açı bir dış açıyı vurgulatan ve iyi bir şekilde kavramanızı sağlayacak olan bir video diyebilirim arkadaşlar. Çok dikkatli dinleyin. Biraz da sizi hızlandıracak bir ders diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle bir soru gördük. Gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen şekle göre hemen başlıyoruz, böyle heyecanla dalıyoruz soruyu okumadan. Evet, gerçekten de öyle yapabilirsiniz. Mesela buraya bir x diyebiliriz arkadaşlar, ya da alfa diyebiliriz. O zaman burası da alfa. Aa hocam, bu x kenar taban açılarına değer verelim. Beta beta diyelim. Ama aynı cinsten yazabiliyorsak yazın. Ne demek aynı cins? İki iç açı varsa hemen bir dış açı yazın arkadaşlar. İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası 2 alfa. Hocam ikizkenarlıktan dolayı burası da 2 alfa. Aha, takıldık kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani 180 eksi 4 alfa falan yazayım falan filan. Yapamazsın arkadaşlar. Orada çıkmaz zaten. Ne yapacaksın? Takıldığın zaman soruyu okumayı ihmal etme. Geometri neydi? Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiydi. Hemen soruyu okuyorsun takıldığın anda. Böyle güzel bir şekilde akan soruda takıldıysan hemen oku. Bak, AD ile DB eşit verilmiş. Tamam. Bunu kullandık. Bir de BC'ye de eşit verilmiş. Tamam, bunu da kullandık. Aa, AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. AB ile AC de birbirine eşit verildiyse eğer, bu büyük ikizkenarda da taban açıları birbirine eşit olacak. Burası 2 alfaysa buranın da 2 alfa yapması lazım. Buraya alfa kaldı. Hop, 5 alfa eşittir 180'den dolayı. O zaman alfamız kaç derece gelir arkadaşlar? 180 bölü 5. 5'e bölme kuralı. 0 at 2 ile çarp. 36. Cevap 36 deyip geçme. BDC isteniyor bizden arkadaşlar. BDC yani 2 alfa isteniyor. Yani 2 çarpı 36'da cevabımız kaç yaptı? 72 yaptı sevgili gençler. Evet. Bu örneğimizin cevabı, ilk örneğimizin cevabı 72 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, yine ÖSYM tarafından benzeri soruldu arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? İkizkenarın taban açısından başlıyoruz ve gördüğünüz ikizkenarlardan açısı en küçük olandan başlasanız daha iyi olur. Çünkü diğer açıyı o cinsten yazabilme şansı veriyor size. Mesela buraya x diyelim, buraya da x diyelim. Aa hocam, iki iç açı görünce dayanamayıp hemen ne yapıyoruz? Hop, bir dış açıyı yazıyoruz. Evet, iki iç açı gördüğünde lütfen sen de dayanama. Yani bir dış açıyı yaz, mutlaka yaz. Hocam başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. X ise burası da nedir? X. Ha, sonra da takıldık kaldık. Bak, 99 falan varsa 186 hamlenin açısını falan yazmana gerek yok. Bak, çıkmaz zaten. Ne yapacağız? Soruyu okuyacağız. BD BF'ye eşit verilmiş. AB AC'ye eşit verilmiş. Bak sen şu şey, şu ikizkenar verilmiş. O zaman ben bu ikizkenarı kullanırsam olay bitti. Hocam 2x ise burası da ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda. Bazılarınız hala şöyle yapıyor. Hocam bunu 180'e tamamlayıp sonra iç açılar toplamından gidiyor. Kardeşim, burada iki tane açı var. İki iç açı görünce dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış açı yaparım. Yani 3x eşittir 99 yaparım. X de buradan ne yapar? 33 yapar. Evet, siz de 2 iç açı gördüğünüzde bir dış açıyı mutlaka kullanın arkadaşlar. X'i 33 bulduk. Madem x 33, hocam burası 66. Bak, alfa nerenin elemanı? Dur bakayım, yazmadan önce. Hocam alfa, bazı arkadaşlar şöyle der. Şu üçgenin elemanı der. O zaman buradaki iç açılar toplamından. Ya da alfa, bazılarınız şu üçgenin iç açısı der. Şu üçgenin iç açılarından gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biz de ilk önce buraya yoğunlaştık. Burası ne yapıyor? 66 yapıyor. X yerine 33 yazdığımızda. Burası da 66. 66, 66 ve alfanın toplamı. 66 artı 66 artı alfanın toplamı da 180 yapacağından dolayı. Alfa da buradan 66, 66, 132. 180'den 32, 132 çıkınca cevabımız da 48 derece olarak çıktı arkadaşlar. Evet, bu örneğimizin cevabı da 48 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aa, ilginç bir şey. Gökçen. Evet, benim hanım. Bütün sülaleyi tanıyacaksınız arkadaşlar bu fasikülde. Evet. Gökçen bir teli eşit aralıklarla büktüğünde telin... Dur bir dakika. Şimdi ben şekilde eşit aralıklarla büktüğünde dedim ya. Yani eşit aralıklarla büktüğünde dediğim için şuradaki eşitleri yazmak zorunda değildim. Bunları yazmışız ama bu laftan dolayı siz bu eşitlikleri koymak zorundaydınız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu eşitlikler olmak zorunda değildi. Neyse. Gökçen bir teli eşit aralıklarla büktüğünde telin her parçası aynı düzlemde olacak biçimde yukarıdaki şekil oluşturur, şekil elde ediyormuş. Gökçen bir ipin bir ucunu F noktasını sabitlediğinde, bak Gökçen'in elinde bir ip var.
Bir ipin bir ucunu F noktasına sabitlediğinde diğer ucu A noktasına geliyormuş arkadaşlar. Ve C ve E noktaları da ip üzerinde oluyormuş. Yani bunlar ne demek? A, C, E, F doğrusal demek. Sen F'den buraya bir ip gerdin. Sonra C ve E ne oluyormuş arkadaşlar? İp üzerinde oluyormuş. Yani C, E, F, A doğrusal anlamına geliyor. Peki bak Gökçen bir ipin bir ucunu F noktasına sabitlendiğinde şöyle olduğunda böyle oluyormuş. Diğer uç B noktasına gelirse aynı ipten bahsediyorum. Diğer uç B noktasına gelirse arkadaşlar yani şu şekilde B noktasına gelirse arkadaşlar biraz şekile şey yaptık aldandık arkadaşlar. Bu doğrusal olacak bu arada. Doğrusallığını tam çizemedik. Evet diğer uç B noktasına ulaşır ve D noktası ip üzerinde olurmuş. Ha, aynı ipi ben F noktasına sabit olan ipi B'ye getirdiğim zaman o ip de D noktasından geçiyormuş. Burada işin esprisi ne arkadaşlar? İp. İpi bir getirdik böyle, bir getirdik böyle. Sadece doğrusallık mı işin esprisi? Hayır. Hocam bu kırmızı ip. Bu da kırmızı ip. Ne demek oluyor bu? Aa, iplerin birbirine eşit olması. Aynı ipi kullanıyorum ya. Yani buradaki ikizkenarlık arkadaşlar. Evet dur burada. Önceden bu soru nasıldı arkadaşlar? Aynen böyleydi. Aynen böyleydi. Şimdi ne yaptım? Buraya bir hikaye koydum. Yeni nesil soru oldu. Bitti. Bak güzel bir soru arkadaşlar bu da. Şimdi devam edelim buna. Yani eski nesil bir soru. Sadece yeni nesile çevirdik. FD açısı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar en küçük x kenarının taban açısından başlayalım. Hocam x dedik, x dedik. Tamam. İki iç açının toplamı bir dış açıdan hemen 2x yazdım buraya. Hocam burası da 2x. İki iç açının toplamı bir dış açı yazdım buraya 4x. Ha, oldu mu? Olmadı tabii ki. Acele etme. Arkadaş sen burada iki iç açının toplamı bir dış açı yapıyorsun değil mi? Bu üçgenin dış açısı burası mı? Hayır. Bu açının 180'e tamamlayanı olacak değil mi arkadaşlar? Şu üçgendeki. 180'e tamamlayanı burası ve burası değil mi? Evet. O zaman 2, 2, 4, x. Şu x'in toplamı olmalı. Yani buraya 3x kaldı diyebiliriz. Ya da şu mantıkla da yapabilirsin. Bak çok iyi dinle. İki iç açı, bir dış açı gerçekten önemli. Hocam ben şimdi bu x kenarının taban açılarını yazacağım ya. Aha burayı ve aha burayı yazacağım ya. Hocam burası hangi üçgenin dış açısı diye sorsam ben sana. İşte şurası diye bana cevap verirsin. Hocam şu üçgenin dış açısı burası. O zaman bu üçgendeki şu açıyla şu açının toplamı burası yapmak zorunda. Yani 2x ile x'in toplamı yapmak zorunda. Yani 3x yapar. 4x değil yani. Aa x kenardan dolayı burası da 3x yaptı. Artık şunu yazmazsın herhalde. 3x, 3x burası 6x demezsin herhalde. Niye? Şurası arkadaşlar şu üçgenin dış açısı olduğundan dolayı 3x ile x'in toplamı burası yapacaktır. Yani burası 4x yapacaktır. Yani burası da 4x. Oba soruda takıldık. Başka bir şey yapamıyoruz. Ne? Kullanmadığımız bilgi. Kullanmadığımız bilgi neresi arkadaşlar? Hocam şu ikizkenarlığı kullanmadık. Bak bu ikizkenarlığı da kullanırsak olay bitti. Hocam burası 4x'e. Burada kaçının da tamamı 4x. E 3x'i buradaysa buraya x kaldı. 4, 8, 9x. 9x eşittir 180'den dolayı x'i buradan 20 buluruz. Ama benden FED isteniyor. FED açısı. Arkadaş x 20 ise 20, 20, 40 burası. O zaman buraya kaç kaldı? 140 derece kaldı. Evet FED açısı da 140 derece oldu arkadaşlar. Böylelikle ne yaptık? Bu sorunun da mantığını anladık. Hem yeni nesil soruya nasıl çevrilir onu anlıyorsunuz. Hem de yani iki iç açı bir dış açı kavratan en güzel sorulardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurası 2x, 2x, 4x değil de şu sarı üçgenin dış açısı olduğu için 2x de x'in toplamı. Ya da burada 4x yazarken ne dedik? Büyük üçgenin dış açısı burası. 3x de x'in toplamı olacak diye söyledik arkadaşlar. Evet iki iç açı bir dış açı sanırım daha iyi bir şekilde kavradınız arkadaşlar. Ve geldik şu soruya. Evet ne demiş bu soruda? Arkadaşlar AB, AC, AD. Şöyle eşitleri böyle yazıyorsunuz ya. Ben bunu çok sevmiyorum arkadaşlar. Niye? Sonrasında ulan bununla bu mu eşitti? Yani şuraya kadar parça mı eşitti? Yani şu açıları eşit alıyorsunuz. Ondan dolayı böyle karışıklık kesişen doğrular olduğu zaman ben bu çift çizgileri yazmayı sevmiyorum. Ben ne yapıyorum? Üstünü böyle tırtıklıyorum ki garantiye alayım ben bunu. Evet üstünü şöyle tırtıklıyorum arkadaşlar. Şunların tırtıkladım. İkiz kenarlıkları şöyle gösterdim. AB, AC, AD. AB, AC, AD birbirine eşit. E ikiz kenarlıklar var. Taban açılarına değerler yazacağız. Yazalım. Hocam buraya x dersem burası da x oldu mu? Oldu. Şu ikiz kenarlıktan dolayı. Hocam burada da bir ikiz kenarlık var. Hocam burası x artı 18 ise burası da x artı 18 oldu. Aa bak iki açı yan yana geldi. Dayanamam. İki iç açıyı gördüğüm zaman bir dış açıyı yapıştırırım. Sen de yapıştır kardeşim. X artı 36 mı yaptı burası? X artı 18 ile 18'in toplamı x artı 36 yaptı. Takıldık kaldık. Takıldıysak ne yapıyoruz? Soruyu kullanıyoruz. Soru
soruya bakarken soruda hangi bilgiyi kullanmadıysan beynin otomatikman bazen çözüyor. Mesela hocam her şeyi kullandım. Bir tek alfayı kullanmadım. Aa, alfayı kullanmadık dedik ya. Bak burada şey var. Bu arada şuraya bu ikizkenarın taban açısına değer versek mi diyen arkadaşlarınız da olur. Buradan da çıkar ama şu alfaya baktığımızda da şu üçgende de yine iki tane açı yan yana gelmiş. Dayanamam. Ne yaparım? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x artı alfa neye eşit olmak zorunda? X artı 36'ya eşit olmak zorunda. X'ler nanay. Şinanay yavrum. Şinanay. Cevap 36 çıkar arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. Kolay bir soru. Tabii bunun bir kolay yöntemi de vardı. Hiç orada kafanızda karıştırmayayım arkadaşlar. Yöntemler önemli değil. Önemli olan verilen bilgileri kullanıp yapmak. Tamam. Evet, geldik bir sonraki soruya. Hocam ne verilmiş? ABC bir üçgen. BD ve CE açıortay olarak verilmiş. Ve şurası 100, burası 100 verilmiş. BAC açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu açıortaylıkları, yani açıların eşit olmasını kullanacağım. XX diyeyim, YY diyeyim. Şimdi ne yapmam lazım? Şu yüzü kullanmam lazım mesela benim. Hocam bu yüz şu üçgenin dış açısı. Ya burada arkadaşlar Allah aşkına. Şuradaki açı yok ya. Bir şey yapamam. Ya da bu yüz şuradaki üçgenin dış açısı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman burada 2x ile y'nin toplamı 100 yapar arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. 2x artı y eşittir 100 yaptı. Hocam buradaki 100 neresi? Buradaki 100 de açıların olduğuna şuna baksak. Olmaz değil mi? Şuradaki açılar yok. Peki şu büyüğe baksak arkadaşlar. Oo, süper oldu. X artı 2y, x artı 2y artı 100 eşittir 180 ya. Bunu da buradan yapacağını artık biz şunu öğrendik. İki iç açı bir dış açı daha kolay oluyor ya. Yüzünü 180'e tamamlayan 80. Burada da x artı 2y açısı 80'e eşit değil mi arkadaşlar? Evet. İki bilinmeyen iki denklem çıktı mı? Çıktı. O zaman burada şey yapabilirim. Üçgenlerde x'i y'yi ayrı ayrı bulabilirim diyebilirsiniz. Doğru, haklısınız. Ama bak bizden ne istendi? Alfa. Alfayı bulmak için ne yapmak lazım? Hocam 2x artı 2y'yi bulmam lazım. Ha? Bazen böyle bir şey geldiği zaman x'i y'yi bulmaya ayrı ayrı bakmayın. Belki x artı y isteyecek. Belki 2x artı 2y isteyecek. Bak taraf tarafa toplayınca da güzel bir şey geliyor. 3x artı 3y geliyor. X'i ve y'yi ayrı ayrı bulmamıza gerek kalmadı. X artı y buradan ne geldi? 60 geldi. Ben şunu da biliyorum. Alfa artı 2x artı 2y'nin de 180 olduğunu biliyorum. 2x artı 2y, x artı y 60'sa 2x artı 2y de 120 değil midir? Evet. Alfamızda kaç çıkar o zaman arkadaşlar? 60 derece çıkar. Yani BAC açısında 60 derece bulduk arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik buraya. Bir üçgenin bir köşesinden çizilen, bak bir üçgen, sözel bir soru. Yani hemen hemen her konuda sözel bir soru da yazmaya da gayret ettim arkadaşlar. Bir üçgenin diyorsa hemen üçgeni çiz kardeşim. Bir üçgenin bir köşesinden çizilen açıortay doğrusu ile yükseklik doğrusu arasındaki. Evet, yükseklik doğrusu bu. Açıortay doğrusu da bu arkadaşlar. Madem burası yükseklik olduğunu göster bunun. Madem burası açıortay, buranın da açılarının eşit olduğunu göster kardeşim. Göstermezsen sıkıntı yaşarsın zaten. Evet, bu ikisinin arasında kalan açı kaç dereceymiş? 8 dereceymiş. Burası 8. Hocam ben buraya A dersem o zaman burası da A artı 8 mi oldu? Evet, çünkü burası A artı 8 iken burası da A artı 8. Çünkü açıortay doğrusu olduğundan dolayı. Bazı kitaplarda bununla ilgili formül var arkadaşlar. Formüle gerek yok. Verdik mi vermedik. Çünkü gerek yok. Gerçekten gerek yok. Üçgenin diğer açılarının farkının mutlak değeri. Evet. ABC üçgeninde bakın bir köşesinden açıortay ve yükseklik çizilmiş ya. Diğer köşelerindeki açıların farkının mutlak değeri isteniyor arkadaşlar. Şuraya bakacağız o zaman. Bak burası yükseklikti. Yani burası 90 derece. Hocam şu ikisinin toplamı 90 değil mi? Burayı ikinci bir şey yazmayayım. Buraya B yazıp da A artı B 90 demeye de gerek yok. Arkadaşlar şu üçgende bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir zaten. O zaman burası A ise burası direkt nedir arkadaşlar? 90 eksi A'dır. 90'a tamamlayandır. Hocam burası da A artı 16 ise o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Burası da şuradaki üçgende 90'a tamamlayan açısı olacaktır. Yani 90'a tamamlayan açısı kaç yaptı arkadaşlar? 90'a tamamlayan açısı bunun. 90'a tamamlayan açısı kaç derece? Şunu 16'yı 90'a tamamlayan kaç? 74 mü? 74. Bir de A'dan kurtulmam lazım. Eksi A diyeceğim. Yani 74 eksi A ile A artı 16'yı toplarsam 90 yapar. Ya da direkt 90'dan A artı 16'yı çıkartırsınız arkadaşlar. Yalnız 90'dan A artı 16'yı çıkartınca böyle yazmayacaksınız tabii. 90 eksi A artı 16 o da 74. Yani eksiyi dağıttığınız zaman 90 eksi A eksi 16 yapıyor. Yani 74 eksi A yaptı arkadaşlar burası.
Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Diğer iki açının, yani şu açıyla şu açının farkının mutlak değeri isteniyor. Yani 90 eksi a eksi 74 eksi a'nın farkının mutlak değeri isteniyor. O zaman burası kaç çıktı arkadaşlar? 90 eksi a eksi 74 artı a. Çünkü eksiyi de attığımız zaman şey yaptı. A'lar nanay mı nanay? Tabii bu mutlak değer içerisinde. O zaman 90'dan 74 çıkınca kaç geldi arkadaşlar? 16 geldi. Evet, bu sözel sorunun cevabı da 16 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Neler verilmiş? Açılar verilmiş. Vallahi arkadaş alfa burada. Şurada bir şey yazsak da bir şey gelmiyor. Alfa en son yoğunlaşalım. 35'e yoğunlaşalım. Aa, burada da 70 var. Hocam ne var burada? Hop. İki iç açının toplamı bir dış açı. Ve bu arada öyle kafanıza göre vay ben buradan ikizkenar oluşturayım falan filan. Ya hiçbir açı değeri yok ki ikizkenar oluşturasınız. Ya da geometride öyle kafanıza göre bir şey çizeyim olayı yok arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bundan sonraki konu olarak mesela ben size ek çizimleri anlatacağım. Orada ne çizmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Öyle kafanıza göre bir şey çizmek yok arkadaşlar. Burada ne var? 35 var. Ben 35'le neyi toplarsam 70 yapar? 35'i. Aa, ikizkenar çıktı. Bak ikizkenar çıktı deyince de şurada şeyi kullan. Sen burada ikizkenar çıktı ya. Bak geometride verilen bilgileri kullanabilme yeteneğidir dedim ya. Aynı zamanda soru içerisinde çıkan bilgileri de kullanabilme yeteneğidir. Sen burada ikizkenar buldun ya. Tamam 35, 35, 70. O orada 35 açısıyla kalmasın sadece. Bir de ne var burada? Hop ikizkenar çıktı. Bak taban açıları eşit olduğu için eşitliği yaz o zaman. Aa, bununla bunun eşitliğini yazınca şurada da ekstradan bir eşitlik çıktı mı? Çıktı. İkizkenarlık çıktı burada. O zaman 25 ise burada kaçıda? 25 derecedir. Hocam 25 ise o zaman 70, 25 daha. İki iç açının toplamı bir dış açıdan burası 95'tir. Burada da bir üçgen çıktı. Üçgen iç açıları toplamı 180 derece. 95, 25 daha kaç çıkıyor arkadaşlar? 120 çıkıyor. O zaman buraya da 60 derece kaldı. Ya da 25 artı 95 artı alfa eşittir 180 deriz arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı 120. Alfaya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı diyebiliriz. Evet, bu örneğimizin cevabı da 60 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki örneğe. ABC bir eşkenar üçgen. Arkadaşlar bu soruyu durdurup siz bir yapar mısınız lütfen? Etkisini, faydasını göreceksiniz. Lütfen şöyle bir yapın. Evet, ABC bir eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgen dediği zaman bakın 60 60 60'ı yazıyorsunuz. Evet, eyvallah. Ama tek sorun ne biliyor musunuz? Eşitlikleri yazmıyorsunuz kardeşim. Neyi yazmıyorsunuz? Hocam çift çizgi çift çizgi çift çizgi diye göstereyim ama ben böyle çift çizgi böyle keseceğim bir şeyler olduğu zaman işi riskeye atmamak için ne yapıyordum böyle? Tırtıklıyordum böyle karışıklık olmasın diye. Tırtıklıyorum sadece. Şurayı tırtıkladım, tırtıkladım, tırtıkladım. Sonra demiş ki BD ile AC birbirine eşit. BD ile AC birbirine eşit. Ya normalde ne kadar alakasız bir yerde eşitlik var değil mi? Hiç ikizkenarlık yok, o yok, bu yok, şu oluyor. Yok oluyor. Ama bak burada bak eşkenarın eşitliğini yazdık ya. Ki siz büyük ihtimalle eşkenarın eşitliğini yazmadığınız için bu soruyu yapamadınız. Yapamayan arkadaşlar için söylüyorum. Ben burada bakın eşitlik vermiş, onu da göstereyim. BD ile AC'nin eşitliğini göstereyim. AC'yi tırtıkladım ya, BD de tırtıklanmış. Aa, ne çıktı burada? İkizkenar. Aa, burada da ikizkenar çıktı. Bak gördünüz mü? Olay bu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım o zaman burada arkadaşlar? Bu ikizkenarın taban açısı belli mi? Belli. 50 ise burası da kaç yapar? 50 yapar. 50, 50, 100. Burada kaç yaptı? 180'e tamamlayan açısı 80 derece yaptı. Şu açı 80 derece. Farklı farklı yollarla bulabilirsiniz tabii ki. Hocam 50 ile 60 ile 10'un toplamı 70 dersiniz mesela buraya. Hocam burada da iki iç açın toplamı bir dış açı dersiniz. Burayı 20 dersiniz. Ya da 50, 50, 100 ise burası 80 kaldı. Burası 80 ise 80'den 60 çıktı deyince de 20 kaldı diyebilirsiniz. Ve gençler işte buradaki üçgende artık ne var? Bir ikizkenarlık da var değil mi? İkizkenar üçgen var burada. Bu ikizkenar üçgende tepe açısı 20 derece. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 180'den 20 çıkartıyorum. Tepe açısı 20 derece ise ne yapıyorduk? Nasıl buluyorduk? 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80, 80 çıkar arkadaşlar buradaki açılar. Bunun tamamı 80. 50 artı alfa 80 ise alfaya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Evet, bu sorumuzun cevabı da böylelikle 30 yaptı arkadaşlar. Geldik şu soruya. Lütfen bu soruyu da şöyle bir uğraşır mısınız arkadaşlar? Ya uğraşın, size bir şeyler katar arkadaşlar. Tamam, zor bir soru diyebiliriz aslında. Ama zor diye bir şey yoktur. Verilen bilgileri kullanın. Lütfen kendiniz bir yapın bakalım. Haydi ben çözüyorum. Çözeyim bakayım. Ne demiş arkadaşlar burada? Ne verilmiş? Hiçbir ekstra bir şey verilmemiş değil mi? Oo, açılar verilmiş. Sadece açıları kullanayım. Hocam benim kullanacağım açı böyle burası 60 derece toplam.
Burada başka bir şey var mı? Yok. Burada bak, ha 35 ile 25 yan yana gelmiş. Nerede arkadaşlar? Bakın şu üçgende 35 ile 25 yan yana. O zaman bu üçgende üçüncü açıyı bulabilirim. Ya da bu üçgende 35 ile 25'i kullanırken iki iç açının toplamı bir dış açı. Hop, şu açının dış açısına eşit. İkisinin toplamı kaç çıktı? 60 çıktı. Evet, burası 60 derece arkadaşlar. Şurası 60 derece. Bu üçgenden yazdık onu. Peki dur bakalım şimdi. 50 60 ise buraya 70 yazsak hocam. Tamam. İki iç açının toplam bir dış açı yazsak hocam. Tamam. Burası da kaç yaptı o zaman? 60 yaptı. Güzel bir şey geldi mi? Geldi aslında. Şu 70'i. Ya şuradan da yazabilirdik. Bakın 60 burada var. 60 burada var. 60 burada var. Aa, bir eşkenar üçgen çıktı. Şöyle tırtıklayayım. Şu üçgen bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen çıktığı zaman da açılar da böyle eşitliği gösterin arkadaşlar. Gösterdik. Evet, açılarda eşitliği gösterdik. Eşkenar üçgen çıktı. Peki hocam, daha başka bir şey yok. Başka bir şey yazamıyorum. Ama bak, sen burada bir açı daha buldun. Bakalım. Buldun, onu da kullanalım. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şurada mesela şey diyebiliriz. Hocam iki iç açı bir dış açı. Ya ters açıdan burayı 70 derece diyebilirsin. Hocam 70 ile 25 yan yana geldi. Şuradaki açıyı bulabilirsin. Dış açını yazacağım ama karışık olduğu için yazmıyorum. 70, 25 daha 105 buraya ne kaldı? 85. Aa, yine bir şeyler yok gibi. İşte böyle bir şeyleri bulamadığınız yerlerde ekstra bir ikizkenarlık var mı diye bakın arkadaşlar. Mesela burada ne açısı buldunuz? 70. 70 başka bir yerlerde 70 var mı? Yok hocam. Yok. Burada ne buldunuz? 85. Başka bir yerlerde 85 var mı diye bak. Yan yana olan açılarda mesela burası 60, 60, 25. Aa bak, burası 85 oldu. Gördünüz mü? Evet, buradaki açı da 85 arkadaşlar. O zaman burası 85 ise 85'e 85. Yani büyük ihtimal sen üçgende açı sorusunu yapamıyorsan ekstra bir yerlerde eşitlik vardır. Sen oradaki ikizkenarlıkları fark edememişsindir. O zaman yani üçgende açının çok zor soruları aslında bunlar. O zaman bu ikizkenarlığı göstereceksin kardeşim. 85, 85 ikizkenar yakaladın ya. Sadece açısal muhabbette kalmasın lütfen. Yani burası 85, 85 ya. O zaman şu kenarlı şu kenar eşit olacak. Ha, ben burayı tırtıklamıştım. O zaman burayı da tırtıklayayım. Bak. Bak, tırtıkladım. Aa hocam, şunda da şu eşitti zaten. Bunda da bu eşit duruma düştü mü şimdi? Düştü. Bakın şurada bir ikizkenarlık çıktı arkadaşlar. Şurada bir ikizkenarlık durumu çıktı. Çünkü neresi? Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Tepe açısı kaç derece? 50 derece. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tepe açısı 50 derece ise 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65, 65. Yani burası da 65. Burası da 65 yapmalı. Yani alfa artı 60 eşittir 65 ise alfayı buradan kaç derece bulduk? 5 derece bulduk arkadaşlar. Evet, bu sorumuzun cevabı da 5 çıktı. Ve geldik şu soruya. Katlama sorusu. Artık iyice alışacaksınız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ne verilmiş? Bir yüzü kırmızı, diğer yüzü yeşil renkli ikizkenar üçgen biçimindeki şekil 1'deki karton B köşesi A köşesi ile çakışacak şekilde katlanıp şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. AB eşittir BC ve EDA açısı 50 derece. Tamam. Şimdi arkadaşlar, tavsiyemiz şu. Katlama sorularıyla hemen hemen tamam, doğru da açıda katlama yapmıştık ama katlama sorularında şöyle katlanmış hali verilmişse katlanmadan önceki haline bir geri getirin. Bir geriye açın arkadaşlar şunu. Şöyle bir geriye doğru açın. Açtınız. Geriye açtınız. Şu üçgen buraya katlandı ya. Katlamada tek yapmanız gereken, işte simetri konusu gibi de olduğundan daha öncesinde de bahsetmiştim. Katlamada tek bilmeniz gereken şu arkadaşlar. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Katlandığında bu buraya geldi. Katlandığında bu buraya geldi. Aa, üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar da eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 50 ise burası da 50'dir. Hatta arkadaşlar, bir doğruyu katladığınız zaman aynı doğru üzerinde gidiyorsa o zaman bu katlama çizgisindeki buradaki açı 90 derecedir. Sebebi nedir? Birinci sebebi bu. İkizkenar ya, ikizkenarda çizilen kenar ortay olduğundan dolayı buraya 90 derece diyebilirsiniz. Bir. İkincisi de şu. Katladın ya, üst üste binen açılar birbirine eşit olacak hocam. Toplamı da 180 derece aynı doğru üstünde gitmiş. O yüzden burası 90 derece, burası da 90 derece diyebilirsiniz arkadaşlar. Heh. Şimdi 50 90 ise burası kaç oldu? 40 oldu. Hocam 50 90 ise burası da 40 oldu. Üstte binen açılarda birbirine eşitliğinden dolayı da 40 diyebilirdik. Tamam. Şimdi soruda ne yaptık? Takıldık kaldık. Takıldıysak ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Ya da hangisini kullanmadıysak onu kullanıyoruz. Neyi kullanmadık? Hocam şunun ikizkenarlığını kullanmadık. Bak, ikizkenar verilmiş bize. Aa, tepe açısı 40 derece arkadaşlar ikizkenarın. Tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkart, 140. 2'ye böl. Hocam 70 70 yapar burası. O zaman alfa artı 40 70 ise
Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 30 derece olarak buluruz sevgili gençler. Evet, katlamanın temel mantığı bu arkadaşlar. Bu şekilde düşündüğünüz zaman çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, geldik son soruya. Bu videonun son sorusuna. Yine böyle bir katlama var. Lütfen katlamada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir eski haline geri getirin şu şekli. Evet, katlamada eski haline geri getirdik. Eskiden burası nasıldı arkadaşlar? Bak şurada kaçı 100 dereceydi. Bak dikkat et. Şu açının tamamı. DCB açısı 100 derece. Dikkat. Burası alfa. Burası da 20 derece olarak verilmişti. Şimdi katlamada yapacağımız tek şey üstte binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Katladığımızda üstte biniyor. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ama çok kullanmayacağım gibi şimdilik aklımda bulunsun sadece. Hocam bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Üst üste binen açı. Hocam bu köşe buraya geldi. Yani burası 20 derece yapar. Hocam şuradaki açıyla da şuradaki açı nedir? Birbirine eşittir. Tamam. Şimdi soruya bakıyoruz. Arkadaşlar 20 derece ve 100 dereceyi vermiş zaten bize. AD ile de A üstü K birbirine eşitmiş. AD ile de A üstü K birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar AD uzunluğu bakın önceden burasıydı. Burada da katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan buraya da çift çizgi olmaz mıydı arkadaşlar? Çizgiye çizgi demiştik. Çift çizgi ise çift çizgi oldu. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. 20 ise burası kaç derece? 80, 80. Yazdın 80'i. 80 ise o zaman burası da 80. Hocam 180 ise 20 dememişsinizdir inşallah. Çünkü 100 derece buraya kadar kaçar arkadaşlar. O zaman ben şimdi 80'i kullanacağım. Bak bir de burada açı ortaylık çıkmıştı. Onu da kullanacağım. Şuradaki üçgen var arkadaşlar. Bak şurası 20 derece. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Yani 20 ile neyin toplamı 80 yapar? 60'ın toplamı. O yüzden şuradaki açının tamamı 60 derece yapar. O zaman buradaki açılarımız da 30 derece 30 derece oldu. Şimdi şu açının tamamı 100 derece olduğundan dolayı buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. 80, 70 daha kaç? 150. Buraya kaç derece kalır? 30 derece kalır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Tek yapmanız gereken katlama sorularında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Bunu kullandığınız zaman çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Katlama sorularında arkadaşlar. Ve verilen bilgileri kullanın ve bulduğunuz bilgiyi de kullanın. Mesela burada 80'i bulduk ya bu bilgiyi kullandık burada. İki iç açı bir dış açı olmasından dolayı mesela. Değil mi arkadaşlar? Evet böylelikle ikinci videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda İşte çemberin merkeziyle alakalı şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Açıortayla alakalı şeylerden bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.